Oyun Maddi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Call of Duty 5 11. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde Kara Kediler bölümünü oynayacağız. Bir PB'ye Catalina mürettebatı ile Japon yük gemisini yok et ve dev bir kamikaze saldırısına karşı müttefik filoyu koru diyor. Bu bölümde arkadaşlar uçakta silahları kontrol ediyoruz. Helalü Savaşı Kasım 1944'te nihayet son buldu. Tahmin edilenden 3 ay sonra. Okinawa için yola çıktığımızda havaalanı harekat için çok değerli bir hale geldi. Orada konuşlanmış birlikler arasında ABD donanmasından Blackcat'lerin de mürettebatı var. Onlar bizi düşman sularına bırakmamak için her şeylerini riske atacak adamlardır. Düşman sularında bırakmamak için arkadaşlar. Yanlış söylediysem kusura bakmayın. Hızlı geçiyor kısmı. Göreve başlıyoruz. Kara Kediler 3 Nisan 1945 Okinawa'nın güneyinde bir yerlerde. Arkadaşlar bu bölümde bir uçaktayız. Uçağın silahlarını kontrol ediyoruz. Ve Japon ticaret gemilerini halledeceğiz. Ve hemen silahımızın yönünü değiştirelim. Yani başka bir silaha geçelim. Filo karşımızda. Önce etrafını temizleyelim. Etrafındaki Japonları. Onu bir türlü vuramadım ya. Bir sonraki silaha geçiyorum. Tankı da patlatalım. Evet. Tanker arkadaşlar. Tank dediğime bakmayın. Üçüncü gemideyiz. Lambasını patlatamadım ya. Görüş açıma getir. Fena bir darbe yedik ama. Bir sonraki ne? Bizim diğer kara kedi ne yapıyor acaba? Çok merak ediyorum. Abi hepsini ben öldürüyorum. Daha doğrusu öldüremiyorum. Hadi ya, bir patlatamadım gitti. Şükür. Bunlar da arkadaşlar Japonların savunması diyeyim artık. Gemileri koruyan ufak gemiler. Evet, ne yapıyoruz şimdi? Burada kimse yok. Öteki tarafa geçelim. Madem bu kadar silah var, neden bir adam veriyorsunuz? 3-5 tane adam verin. Bir anda bitsin işimiz. Bunu da temizledik. Hemen karşı taraftaki silaha. Bir sonrakinde arkadaşlar batırmak için geleceğiz. Bu arada yine Pasifik kısmına geçtik savaşın.
Bunu hallettik. Bunu da hallettik. Şundan hala bize sıkıyorlar ama onu da hallettik. Japon gemilerini batırdık arkadaşlar. Şimdi yine silahımızın açısını değiştirelim. Önemli değil kardeşim ya. Üsse geri dönüyoruz diyor ama üsse geri dönemiyoruz. Bizim filoya saldırmışlar arkadaşlar Okinawa'ya doğru giderken. Şimdi gidelim onları koruyalım diyor. Suya ineceğimiz için de arka tarafı kapatıyorlar. Arkadaşlar Japon kamikaze uçaklarını görüyorsunuz. Hem avcı hem kamikaze. Bu silahlar çıktıkları yere geri dönmek için çaba sarf etmiyor. Yakıtları bittiği zaman da kendilerine en yakın düşman birliğinin üstüne patlatıyorlar arkadaşlar. Karşımıza 3 tane varmış ya. Biz bunları niye göremedik? Tora 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 filminde arkadaşlar bu hikaye anlatılıyor. Tavsiye ederim izlemediyseniz. İkinci Dünya Savaşı'nın Japonlar kısmını anlatan güzel bir savaş filmi. Aha bizim uçağı da sıktık ya. Bizim ikinci kara kedimiz patladı. Şu an tek başımızdayız. Ve bu kısımda muhtemelen Amerikan filosunun saldırıya uğradığı yer arkadaşlar. Japonlar çok yoğun bir şekilde saldırıyor filoya. Bir süre onları korumamız gerekecek. Daha sonra zaten Amerikan avcılar gelecek. Suya iniyoruz. Saat 2 yönünde. Arkadaşlar görüyorsunuz direkt kendilerini gemilerin üstüne doğru patlatıyorlar. Neyse biz şu botlara patlatalım. Çok hızlı geçiyorlar. Patlatma gibi durumumuz zaten çok zor. Botlara devam edelim. Botlar geldi. Hemen öteki kısma geçiyorum. Saat 9 yönünde. Abi uçak vuramadım ya. Karşımızda bot varmış. Ben de uçak arıyorum.
Hala botlardan yoğun bir ateş alıyoruz. Uçaklardan da. Şu açıyı bir değiştirelim. Uçak vurmaya da başladık arkadaşlar. Abi çok yoğun geliyorlar ya. Bir anda dönüveriyorlar. Şu gördükleriniz muhtemelen gidiyor. Bunlar dönecek. Dediğim gibi bunlar döndü. O ikisini de patlattım. Şurada bir tanesi daha döndü. Onu da patlattık. Ya bir tane uçakla koca filoyu nasıl koruyacağız? Yine patlatamadık. Tekrar geliyorlar. Yine bir üçlü mermi bitti. Evet arkadaşlar, bizim avcılar yetişti. Değişik bir bölüm arkadaşlar. Call of Duty 5'in içerisinde bir uçaktaki silahları kontrol ettik. 11. bölümü de tamamlamış olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.